Arkadaşlar İngilizce video derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda deyimler işlemeyeceğiz. Deyimler yerine çok karıştırılan ve nerede kullanılacağı konusunda ihtilafa düşülen edatlardan bahsedeceğiz. In, on, at edatlarından arkadaşlar. Biliyorsunuz İngilizce'de oldukça bir yaygın kullanımları vardır. Bu yüzden bugün bunları öğrenmeye çalışacağız. İlk edadımız in arkadaşlar. Çeşitli yerlerde kullanılır. Bu kullanımlarını şimdi paylaşacağız. İlk kullanım yeri arkadaşlar günlerin günün 3 bölümüyle beraber kullanılır. Örneğin sabah, öğleden sonra ve akşam derken. In the morning, sabah, sabahta olan şeyler, aslında bunlar de, da anlamını, sabahda, örneğin, I will come there in the morning, sabaha oraya geleceğim. In the afternoon, I will be finished my work in the afternoon. Öğleden sonra işimi bitirmiş olacağım. Bir diğeri in the evening. I will be waiting for you in the evening. Akşam seni bekliyor olacağım. In arkadaşlar aynı zamanda aylar ile beraber de kullanılır arkadaşlar. Örneğin in January, Ocak'ta. In March, Mart'ta. In April, Nisan'da. Bir diğer kullanım yeri arkadaşlar mevsimlerle birlikte kullanılır. Mevsimlerden bahsederken in kullanacağız. Örneğin in the spring, baharda. In the summer, yazın, yazda. In the autumn, sonbaharda. Ve diğer bir kullanım yerleri yıllar ile birlikte kullanılır arkadaşlar. Yılları ifade ederken örneğin in 1983, 1983'te, in 2002'de. Bir diğer kullanım yerleri arkadaşlar yüzyıllar ile birlikte kullanılır. Yüzyıllar ifade ederken de in edatını kullanıyoruz. Örneğin in 19th century, 19. yüzyılda. Evet, in'in kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer bir edatımız olan on'a geçelim arkadaşlar. On günlerle birlikte kullanılır. Örneğin on Sunday, pazar günü, on Monday, pazartesi günü gibi. Günlerin zaman dilimleri ile birlikte kullanılır. Örneğin pazartesi sabah, salı öğleden sonra, çarşamba akşam diyeceğimiz zaman on edadını kullanıyoruz. Örneğin on Monday morning, pazartesi sabah. On Tuesday afternoon, salı günü öğleden sonra. On Wednesday evening, çarşamba akşamı. On arkadaşlar tarih ifade ederken kullanılır. Örneğin on February 10, Şubat'ın 10'unda. On April 2016, 2016'nın Nisan ayında. Aynı zamanda doğum günü ve tatillerde kullanılır. Yani on my birthday, benim doğum günümde. On a holiday, tatilde. Ve Amerikalılar arkadaşlar hafta sonu için de onu kullanıyorlar. İngilizlerle Amerikalılar arasında burada bir ayrım var. Amerikalılar on the weekend, hafta sonunda diyorlar. Ancak
şeyde göreceğiz arkadaşlar. İngilizler bunu on olarak kullanmıyorlar. On the weekend demiyorlar. Onlar biraz daha farklı. Diğer edadı kullanıyorlar. Diğer edatımız da arkadaşlar at edadıdır. Saatler ile birlikte kullanılır. Örneğin at 5 o'clock, saat 5'te. At 10:30, saat 10:30'da. Ve arkadaşlar İngilizler hafta sonu için eti kullanıyorlar. Örneğin at the weekend. At the weekend. Amerikalılardan farklı kullanıyorlar. Aynı zamanda gece yarısı derken de arkadaşlar at midnight diyoruz. Evet, şöyle kısaca bir söyleyelim arkadaşlar. At edadı saatler ile birlikte hafta sonu derken kullanırız. Bir de gece yarısını ifade ederken kullanırız. On edadını arkadaşlar günler ile birlikte kullanıyoruz. Günlerin zaman dilimleriyle ile birlikte kullanıyoruz. Ve tarih ifade ederken yine on kullanıyoruz. İn arkadaşlar günün bölümleri ile kullanıyoruz. Öğleden sonra, işte akşam, sabah derken. Aylar ile birlikte yine in'i kullanıyoruz. Mevsimlerle birlikte in kullanıyoruz. Yıllar ile birlikte in kullanıyoruz. Ve yüzyıllar ifade ederken yine in kullanıyoruz. In edatı arkadaşlar en çok kullanılan edattır, gördüğünüz gibi. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.